Merhabalar arkadaşlar. Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Borsa İstanbul değerlendirmesi yapacağız. Borsa İstanbul'da 8380'lerin aşağı yönlü kırılmasıyla önemli bir destek bölgesinin kırıldığını söyledik ve bundan sonra 2 tane tepe ve 1 tane dipten oluşan bir kanal görüntüsü oluşturduk. Bu kanalımıza göre ilk destek bölgesinin 8200 olduğunu, ancak bu bölgelerin her ne kadar destek olarak ilk başlarda çalışsa da buraların kırılımıyla ben fiyatların 7800 ila 7850 TL bandına kadar düşeceğini ve buralardan Borsa İstanbul'un tekrardan yönünü yukarı yönlü çevireceğini söylemiştim. Bugün itibariyle fiyatların 7800 ila 7850 band aralığına kadar geldiğini görüyoruz. Yarın benim şahsi beklentim Borsa İstanbul'da fiyatların yukarı yönlü dönmesi ve bu kanalımızın ortalama fiyatının geçtiği kanal orta bandına kadar bir tepki yükselişi yapmasını bekliyorum. Yani 7800 denemesinden sonra 8300 civarlarına kadar fiyatların yükselmesini, sert düşen hisselerinde önemli bir şekilde yukarı yönlü tepki yükselişleri yapmasını bekliyorum arkadaşlar. 7800'lerin kırılması Borsa İstanbul'daki görüntüleri daha da negatif hale getireceğinden ben piyasa yapıcının bu bölgeyi bir anda aşağı doğru kırmasını beklemiyorum. Çünkü 7800'lerin kırılması ilk destek bölgesi olan 7650 civarlarına kadar, hatta bunun daha da altına kadar fiyatları getireceğinden Borsa İstanbul'da uzunca bir süre sonra ilk defa düşen dip görüntüsü oluşturacak ve bundan sonra beklenti tepki yükselişleri yapsa da Borsa İstanbul'un aşağı doğru bir düşen trend içerisine girme ihtimalini bize gösterecektir arkadaşlar. Benim beklentim fiyatların 7800'den yukarı yönlü dönmesi ve 8300'lere kadar bir yükseliş trendi kendisine oluşturmasıdır. Birçok hisse senedinin de belirlemiş olduğumuz önemli destek noktalarına gelmesinden dolayı benim beklentim Borsa İstanbul'un bu bölgeden yukarı yönlü yarın itibariyle dönmesi şeklindedir arkadaşlar. Birçok teknik analizci arkadaşımız şöyle bir çizim yapıyordu ve bunu da bana soruyordunuz arkadaşlar. Bakın, burada bir yükseliş trendinden bahsediyordunuz. Arkadaşlar, bu şekilde bir yükseliş trendi olmaz. Coin Bulucu bu şekilde yükseliş trendlerine pek güvenmez. O yüzden ben sizlere bu şekilde bir yükseliş trendi çizmiyorum. Burada bu kadar yatayda oluşan bir yükseliş trendinin boğa piyasasında pek tutarlı olmayacağını düşündüğümden dolayı ben bu şekilde çizimler yapmıyorum arkadaşlar. Burası bir yükseliş trendi değildir. Burası sadece fiyatların düşmesi ihtimalinde bir destek, bir stop, bir dinlenme yeridir. Ve ne yaptı arkadaşlar? Dün itibariyle bu bölgeye geldi ve bu bölgeden yükseldiğini gördük. Bu yükselişle birlikte birçok arkadaşımızın yatırımlarını artırdığını gördüm. Birçok bana mesajlar atıldı. Hatta kale seramikle alakalı da dahil birçok mesajlar atıldı ve ben şunu söyledim. Bugünkü yükseliş bir tepki yükselişidir. Bugünkü yükselişin yarın daha sert düşüşünün gelmesini beklerim dedim. Bugün itibariyle bu şekilde bir düşüşün geldiğini görüyoruz. Hedeflediğimiz bölgeye geldik ve beklentimiz yukarı yönlü piyasanın dönmesidir. Bir de şu konuya açıklık getirmek lazım. Bakın arkadaşlar, dünkü yükseliş artık piyasalarda her ne kadar bu destek bölgesinden dönmesini beklesek de doldur boşalt şeklinde bir gün kar bir gün zarar şeklinde bir tesere piyasasının oluşturulabileceğini bize gösteriyor. Dolayısıyla fiyatların 8300 civarına gelmesiyle birlikte bu bölgelerde tekrardan aşağı doğru bir düşüş, sonrasında tekrardan yukarı doğru bir yükseliş gelme ihtimali son derece yüksektir. Toparlamak gerekirse oluşturmuş olduğumuz kanal görüntümüzün destek noktasına kadar geldik. Vermiş olduğumuz aralığın bölgesine geldiğimizi görüyoruz. Buralardan tepkiyle fiyatların 8300-8400'lere kadar teknik olarak gitmesini beklerim. Buraların tepki olarak karşımıza gelmemesi, 800'lerin aşağı yönlü kırılması durumunda ise Borsa İstanbul'da ilk destek noktası 7600 civarları olarak karşımıza gelecektir. Ancak benim beklentim yarın itibariyle Borsa İstanbul'un destek noktasından almış olduğu güçle yukarı yönlü gitmesi ve hisse senetlerinin de düştükleri primleri tekrardan almaları şeklinde olacaktır. Zararda olan arkadaşlar veya maliyet düşürmek isteyen, yeni yatırım yapmak isteyen arkadaşlar için ben bu bölgelerden alım ile tepki yükselişlerinde kar pozisyonları oluşturmanın daha doğru bir strateji olduğunu düşünüyorum. Kendi pozisyonlarımı da bugün itibariyle bu şekilde yaptığımı zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Yayınlara olan ilgi ve alakanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Yayınları izliyorsunuz, abone olmadığınız için bu konu benim motivasyonumu düşürdüğünü biliyorsunuz. İster istemez bu da videolara yansıyor veya video sayılarına yansıyor. Ben videoların izlenme oranlarına değil YouTube'un bana vermesi
vermiş oldu. O videodaki abone olma oranlarına göre videoları yaptığımı biliyorsunuz. Lütfen abone olmak suretiyle izlerseniz daha fazla içerikte birlikte görüşürüz. Bol kazançlar diliyorum.